mantıksal çerçeve matrisinin temel unsurlarını bu mantıksal çerçeve matrisiyle etrafında oluşturulmuş olan temel mitleri de ele aldığımız kısa bir girizgah yapacağız bu vesileyle adı anılmışken. Mantıksal çerçeve matrisi ile ilgili bildiğiniz üzere en çok bilinen bilgi mantıksal çerçeve matrisi hazırlamanın ve raporlamanın zor olduğudur. Mantıksal çerçeve matrisi ile ilgili biz yaklaşık 20 yıldır yüzlerce binlerce örgütle çalışma tecrübesine sahibiz. Bunların bize gösterdiği temel konulardan biri genel bir kabul olarak mantıksal çerçeve matrisinin zor olduğu kabul edilir. Peki mantıksal çerçeve matrisi hazırlamak ya da iyi bir mantıksal çerçeve matrisi hazırlamak neden zor? Bunun iki tane temel nedeni var. Birincisi mantıksal çerçeve matrisi hazırlamanın en zor yanı onun gerekliliğine ikna olmak. Genellikle bizim tecrübemiz gösterir ki biz sivil toplum örgütleri olarak bilhassa proje teklifleri hazırlarken mantıksal çerçeve matrislerini bir ekstra yükümlülük aslında olmasa da olur, sürecin olmasa da olur bir parçası olarak görüyoruz. Biraz da karmaşık bir yapısı olduğu için hem gereksiz hem olmasa da olur hem de zor bir şey olduğu için en zor mantıksal çerçeve matrisi ile ilgili ikna olduğumuz, en çok zorlandığımız konu bunun gerekliliğine ikna olmak. Başını hazırlamak için oturduğumuz zaman dahi aslında bunun gerekliliğiyle ilgili bir sorun yaşıyor oluyoruz. Evet, peki neden gerekli? Şimdi bugünün amaçları açısından mantıksal çerçeve matrisinin neden gerekli olduğu üzerine çok uzun uzadıya durmamıza hem fırsat hem gerek yok. Ama biraz belki bu zorluğuna rağmen niye bunu üretiyoruz onun üzerinde durabiliriz. Ama ona geçmeden önce ikinci zorluk proje hazırlığı sürecine mantıksal çerçeve matrisini hazırlığını dahil etmekte genel olarak zorlanıyoruz. Genel olarak bizim bir proje hazırlığı süreci içerisinde mantıksal çerçeve matrisi ayrıksı bir yerde duruyor. Her şey bittikten sonra yaptığımız ekstra bir iş gibi değerlendiriliyor. Proje teklifi hazırlama süreci içerisine gömülü olmadığı için bir zorlukla karşılaşıyoruz. Hemen birinci zorluğa geri dönecek olursak çok kısaca, evet mantıksal çerçeve matris hazırlamak özellikle başlangıçta zor olabilir. Ancak yine de neden mantıksal çerçeve matrisine ihtiyacımız olduğumuzun dört temel nedenle açıklayabiliriz. Dört temel çok yararlı özelliği var çünkü mantıksal çerçeve matrisinin. Bir tanesi projenin ya da müdahalenin bütün boyutlarını bir arada gösteren bir tablo olduğu için teklif ettiğimiz projenin iç tutarlılığını ve bütünselliğini ölçme olanağına sahibiz mantıksal çerçeve matrisiyle. Burada bizim müdahalemizin çok değişik boyutları olabilir. Teknik bir boyutu olabilir, ekonomik boyutu vardır, psikolojik boyutları vardır, sosyolojik boyutları vardır. Ve mantıksal çerçeve matrisi bize bütün bu boyutları arasındaki iç tutarlılığı ve bütünselliği gösterir. Gerçek hayatta biz bir şeyi değiştirmek için ona müdahale ettiğimizde neresinden nasıl müdahale edeceğimiz bu mantıksal çerçeve matrisinde görülebilir kılır. Bununla bağlantılı olarak eğer bir müdahale için bir mantıksal çerçeve matrisi üretmiş isek bu yaptığımız müdahalenin, planladığımız müdahalenin, gerçekleştirdiğimiz müdahalenin herkes tarafından kolayca anlaşılmasını sağlar. Ortak herkes tarafından anlaşılabilecek bir dile sahip olur artık projemiz. Bunun çok önemi var çünkü burada biz herkes derken aslında çok genel olarak değerlendiriyoruz ama düşündüğümüzde bu projeyi, bir müdahaleyi hazırlayanlar vardır. Onlarla yürütenler biri ve aynı kişiler olmayabilir. Aynı kurum olsa bile aynı kurum içerisinde projeyi farklı uzmanlar hazırlayabilir, farklı uzmanlar yürütebilir, farklı uzmanlar izleyip değerlendirebilir. Sadece hazırlayan ve yürütenler değil, projenin hayata geçirilmesine karar veren kişiler, kurumlar vardır.
biz bu teklifi, proje teklifini bir hibe kurumuna, hibe sağlamak üzere bir hibe veren donör kuruluşa sunabiliriz, yönetim kurulumuza sunabiliriz, kamuoyuyla paylaşabiliriz, basınla paylaşabiliriz, üyelerimizle paylaşıyor olabiliriz. Bu mantıksal çerçeve matrisi her kimle paylaşırsak paylaşalım, herkes tarafından aynı biçimde anlaşılmasını sağlar yürüttüğümüz, yürütmeyi planladığımız, tasarladığımız müdahalenin. Daha önemlisi, bunlarla ilişki olarak ama belki de daha önemlisi, mantıksal çerçeve matrisi bizim bütün çabamızın hizmet ettiği sonucu göstermeye neden olur. O da yaratmak istediğimiz değişimdir. Mantıksal çerçeve matrisi değişik kademelerde, değişik boyutları itibariyle yaratmak istediğimiz değişimi apaçık ortaya serer. Bunu görünür kılar, belirginleştirir, altını çizer, farklı boyutlarını gösterir. Dolayısıyla mantıksal çerçeve matrisinin bizim açımızdan zorluğuna karşı yürütülmesinin temel nedenlerinden biri bu yaratmak istediğimiz değişimi göstermesidir. Yine bununla bağlantılı olarak mantıksal çerçeve matrisini farklı amaçlarla kullanabiliriz. Bir fikri, bir proje teklifini, bir müdahaleyi geliştirirken, onu tasarlarken o tasarımı yetkinleştirmek için kullanabileceğimiz gibi aynı zamanda bu tasarımı demin söylediğim herkese, farklı paydaşlara göstermenin de aracıdır. Yani sadece bir fikri oluşturmak için bir üretim sürecini yöneten, üretim sürecine yardımcı olan bir araç olmakla kalmaz. Aynı zamanda bir ürünü ilgililerine göstermek için de çok elverişli bir araçtır. Buna rağmen neden zorluklarla karşılaşıyoruz? Bu kadar faydalı, bu kadar elverişli bir araç olmasına rağmen genellikle biz proje hazırlama, bir teklif hazırlama sürecinin en sonuna bırakma alışkanlığına sahip olduğumuz için. Bu genellikle her durumda için değil ama durumların çoğunda ve sıklıkla bizim önümüze çıkan teklif formlarında mantıksal çerçeve matrislerinin en son doldurulan ek, aneks olarak yer almasından kaynaklanır. Bildiğiniz gibi kısa başvuru, uzun başvuru, kısa başvurudaki ve uzun başvuruda doldurulacak olan önceden tanımlanmış formlar vardır. Bu formların bize sorduğu çeşitli sorular vardır. Aşağı yukarı bunların standartları vardır. Ve bir proje bu sorulara verilen yanıtlarla oluşur. Fakat bu müdahalemizi anlattığımız formların ekleri olarak yer alan eylem planı, bütçe, mantıksal çerçeve matrisinin sunumu sıra açısından bir sıraya dizilmiştir bunlar. Biz eğer sunacağımız makama, sunacağımız tarafa, sunacağımız paydaşa yapacağımız sunuşun formatına göre hazırlık aşamalarını takip edersek mantıksal çerçeve matrisi projenin her şeyi bittikten sonra ortaya çıkan bir aşamada gelir. O yüzden bizim sorunu ele alma, inceleme, tasnif etme, analiz etme, oradan bir strateji üretme, bir dizi analizi gerçekleştirme için yaptığımız ön hazırlık çalışmaları içerisinde de mantıksal çerçeve matrisinin bir yer alması gerekir. Yara hibe makamına sunarken, teklifimizi yönetim kuruluna sunarken bunu bir ek olarak en sonda yer alabilir. Ama hazırlık sürecine başından sonuna kadar eşlik etmesi gerekir. Eğer böyle olursa mantıksal çerçeve matrisi her şey bittikten sonra üstlenilmesi gereken bir angarya olmaktan çıkar. Projeyle ilgili, müdahale etmek istediğimiz sorunla ilgili meseleleri, ilişkileri kavramamız için, daha iyi analiz etmemiz için, daha iyi tasnif etmemiz için bizim analiz kabiliyetimizi güçlendiren bir araca dönüşür. Bu nedenle mantıksal çerçeve matrisini önemsiyoruz. Proje geliştirme sürecinin asli bir unsuru olarak görüyoruz. Bunun tarihsel nedenleri de var. Bu mantıksal çerçeve matrisi bir icat, bir keşif. Tabii ki belli bir ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmış olan bir keşif. Bütün bugünün amaçları açısından bütün tarihsel gelişim üzerinde durmayacağız elbette. Log frame nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti, nasıl değişti. Fakat şurasını işaret etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu 60'ların sonunda Amerika'da ortaya çıkan bir yaklaşım aslında, mantıksal çerçeve yaklaşımı. Ve aslında ortaya çıkış hikayesi de log frame'i anlamak, mantıksal çerçeveyi anlamak için manidar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle 1960'lar boyunca Güney Amerika'da kalkınma yardımlarına ilişkin yükselen eleştiriler karşısında Amerikan Kongresi USAID'ye bir soru soruyor. Diyor ki, bugüne kadarki yaptığımız kalkınma yardımları ne işe yaradı? Biliyorsunuz Amerika'da bir güçler ayrılığı sistemi var. Kongrenin yürütme üzerinde, uluslararası politika üzerinde hem gözetim hem denetim yetkisi var. Bu gözetim denetim yetkisine dayalı olarak Uluslararası İspirli Ajansı'nı çağırıp bu soruyu soruyor. Bugüne kadar yaptığımız yardımlar ne işe yaradı? USAID'nin verdiği ilk reaksiyon, o güne kadar yaptıkları faaliyetleri, çalışmaları aktarmak. Ama Kongre'nin sorusu ne yaptık sorusu değil, ne işe yaradı sorusu. O zaman bu bir boşluğu ortaya çıkarıyor. Bu boşluk yapılan faaliyetlerle onların sonuçlarını birbirleriyle ilişkilendiren, bunlar arasındaki mantıksal bağlantıları, varsayımları, hipotezleri ortaya koyan dokümanların eksik olduğu keşfediliyor ve bu boşluğu doldurmak üzere mantıksal çerçeve yaklaşımı ortaya çıkıyor. Biz de bugün aynı ihtiyaçla aslında karşıyayız. Bir sivil toplum örgütü olarak ya da bir kamu kuruluşu olarak ya da bir finans kuruluşu olarak ya da bir programlama otoritesi olarak planladığımız her türlü müdahalenin gerekçesi, meşruiyeti aslında müdahale ile o müdahalenin yaratmak istediği değişim, sonuçlar arasındaki mantıksal ilişkilerde yatıyor. Dolayısıyla bu mantıksal ilişkileri hem kurguladığımız hem de gösterdiğimiz bir yerdir mantıksal çerçeve matrisi. Dolayısıyla işte 1960'ların sonunda Amerika'da ortaya çıkması böyle bir öyküye dayanıyor. Daha sonra Avrupa Birliği de kendi dış yardımlar mekanizmalarında bunu benimseyip geliştiriyor. Ondan sonra bildiğiniz Avrupa Komisyonu'nun herkes tarafından erişime açık olan rehberlerine kadar geliyor. Bunlar zaman içerisinde evrim geçirdi. Farklı öğeler eklendi, çıkarıldı ve bugünkü halini aldı. Biz bugünkü webinar oturumunda daha çok bu mantıksal çerçeve matrisinin güncel kullanılan son versiyonu üzerinde duracağız. Dolayısıyla arka plan isterseniz daha fazla uzatmadan bu kadarla sınırlı tutalım. Ama bunları paylaşmayı önemli buluyoruz. Çünkü bu arka plan, bu yaklaşım, bu rasyonelite aslında en başta söylediğimiz mantıksal çerçeve matrisini gereksiz bir angarya olmaktan yararlı bir araç, bir kabiliyetimizi arttıran bir egzersiz haline dönüştürüyor. Peki mantıksal çerçeve nedir? Mantıksal çerçeve adı üzerinde müdahalemizin mantığını gösteriyor. Çerçeve olmaktan daha önemli özelliği mantıksal çerçeve matrisinin buradaki sözcüğün içerisindeki mantıksal ifadesidir. Dolayısıyla mantıksal çerçeve matrisi bir müdahalenin, bir projenin, bir eylemin, faaliyetin özet tablosu değildir. Bir faaliyetin icmali değildir. Bir faaliyetin sunuşu değildir. O müdahalenin temel unsurları arasında, yani başarmak istediğimiz sonuçlar arasında o noktaya bizi nasıl gitmeyi öngördüğümüzü gösteren süreçtir müdahale. Dolayısıyla bizim mantıksal çerçeve matrisini oluştururken birinci hareket noktamız bu kalkıştığımız müdahale için bir mantık inşa etmektir. Dolayısıyla mantıksal çerçeve matrisinin temeli mantığıdır, müdahalenin mantığıdır. Müdahalenin mantığı da biraz önce üzerinde durduğumuz gibi hem meşruiyetini, gerekçesini, varlık sebebini hem de süreci gösterir. Dolayısıyla mantıksal çerçevenin öğelerine geçmeden önce onun gerekçesi olan müdahale mantığının ne olduğu üzerinde durmakta fayda var. Bu müdahale mantığı her müdahalenin altında yatan bir mantık vardır ve bu müdahale mantığı mantıksal çerçeve yaklaşımıyla hem tasarlanır hem de yönetilir. Peki nasıl gerçekleşir bu süreç? Öncelikle mantıksal çerçeve matrisi bir müdahalenin, bir projenin, faaliyetin bütün öğelerini yapılandırır. Onları belli bir bağlama oturtur.
ona bir somut içerik kazandırır, bir tezahür kazandırır. Ama daha önemlisi bu öğeler arasındaki mantıksal ilişkiyi kurar. Bunlar arasındaki varsaydığımız, kurguladığımız hipotezleri gösterir. Nasıl gösterir bunu? Bir müdahale mantığının, mantıksal çerçeve yaklaşımının en önemli özelliklerinden biri sonuçlar arasında hiyerarşik bir ilişki kurmasıdır. Sonuçları bir hiyerarşiye oturtmasıdır. Gerçek hayatta sonuçlar sporadiktir. Yani bir sorunla uğraşırken, bir değişim yaratmaya çalışırken o sorunun değişik, sonsuz sayıda ya da çok sayıda boyutuyla karşı karşıya gelirsin. Her sorunun kişisel boyutları vardır, psikolojik boyutları vardır, ekonomik boyutları vardır, sosyolojik boyutları vardır, tarihsel boyutları vardır ve her bir bu boyutun içerisinde de farklı dinamikler vardır. Eğer biz bir değişim yaratmak istiyorsak, karşı karşıya kaldığımız sorunun dinamiklerini kavramalıyız. Onlar içerisindeki iç ilişkileri keşfetmeliyiz ve onları modellemeliyiz. Bu sorunun, bu görüntüsünün arkasında bu ilişkiler var. Gerçek hayatta karşılaştığımız sorunların bir kısmı nedensellik ilişkisiyle açıklanabilir. Bir kısmı kozalitedir, bir kısmı öncelik sonralık ilişkisidir. Ama bir müdahaleyi tasarlarken biz bütün bu ilişkileri tasnif ederek her birinin içerisindeki nedensellikleri keşfetmeye ve formüle etmeye çalışırız. Ve bu nedensellikler bizi bir sonuçlar hiyerarşisine götürür. Nasıl bir sonuçlar hiyerarşisi olacağı sizin eşyanın doğasında olduğu kadar sizin ona bakış açınızda da vardır. Bu sorunu her kim analiz ediyorsa, bir kamu kurumu mu, bir sivil toplum örgütü mü, bir birey mi, fakir bir birey mi, zengin bir birey mi, bir kadın mı, bir LGBT birey mi, bir çocuk mu, bir dünyalı mı, bir uzaylı mı, her kim analiz ediyorsa farklı türde sonuçlar arasında hiyerarşi kurulabilir. Bu sizin konuya bakış açınızla ilişkilidir. Dolayısıyla her sorunun kendi içerisinde baktığınızda apaçık gözüken bir neden sonuç ilişkisi yoktur. Neden sonuç ilişkisini biz buluruz, keşfederiz ve mantıksal çerçeve matrisimizin sonuçlar zinciri içerisinde ilgili yerlerinde bunları formüle ederiz. Dediğim gibi ikinci unsuru bu hiyerarşiyi nedensellik ilişkilerine indirgeriz ve bu çerçeve içerisinde bir amaç araç ilişkisi yaratırız. Neden sonuç ilişkilerine paralel olarak hangi araçları, hangi amaçlar için harekete geçireceğimiz de bu mantıksal çerçeve matrisi içerisinde ortaya çıkar. Şimdi biraz önce üzerinde durmaya çalıştık. Biraz sonuçlar hiyerarşisine odaklanmanın faydalı olduğunu bu noktada düşünüyoruz. Çünkü aslında bir mantıksal çerçeve matrisinin omurgasını oluşturan, ilk sütununu oluşturan sonuçlar zinciridir. Aynı zamanda başka bir deyişle müdahale mantığıdır. Bu mantıksal çerçeve matrisimizin ilk konumunu oluşturan müdahale mantığı bizi aşama aşama girdilerden faaliyetlere, faaliyetlerden çıktılara, çıktılardan sonuçlara ya da kısa vadeli etkilere ve uzun vadeli etkilere götüren hiyerarşik ilişkileri gösterir. Burada biz şunu hipotezini kurmuş oluruz, varsaymış oluruz. Bu girdiyi sağlarsak bu faaliyete ulaşacağız. Bu faaliyeti gerçekleştirdiğimizde bu çıktı ortaya çıkacak. Bu çıktı sayesinde bu kısa vadeli etki yaratacağız. Bu kısa vadeli etki de bu bizi en genel hedefimize hizmet etmeye sağlayacak. Dolayısıyla toparlayacak olursak mantıksal çerçeve matrisinin bir formel tanımlamak gerekirse mantıksal çerçeve matrisi bir proje için, bir müdahale için, bir aksiyon için onunla bağlantılı olarak onun somut bağlamında önerilen sonuçların yani çıktılar, kısa vadeli sonuçlar, uzun vadeli sonuçlardan oluşan sonuçların, varsayımların, bu sonuçlara ne kadar eriştiğimizi gösteren göstergelerin, o göstergelerin deki ilerlemeyi görüp bakabileceğimiz doğrulama kaynaklarının, faaliyetlerin, girdilerin sunulduğu mantıksal ilişkileri gösteren
bir tablodur. Mantıksal çerçeve matrisi. Peki mantıksal çerçeve matrisi nasıl oluşturulur? Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması bir çalışma, bir hazırlık sürecidir. Mantıksal çerçeve matrisinin gerçekleştirilebilmek, formüle edebilmek için birinci satırından itibaren başlayıp doldurabilmek için öncelikle gerekli bütün hazırlık süreçlerinin tamamlanmış olması gerekir. Bunları genellikle biz 4 analizle ifade ederiz. 4'ten fazla analiz de yapılabilir. Ölçeğine göre, sorunun doğasına göre, kurumun niteliğine göre, daha önce uyguladığı projelere göre, daha sonra uygulamayı planladığı projelere göre analizler farklılaştırılabilir, çeşitlendirilebilir. Bugün bu analizlerin nasıl yapılacağı üzerine durmayacağız tabii ki. Konumuz bugünün amaçları itibariyle bu konumuz değil ama bunu bilmemiz gerekiyor ki bizim bir mantıksal çerçevesine sahip olabilmemiz için paydaş analizine, sorun analizine, hedef analizine ve strateji analizine ya da bunların yerini alabilecek başka türden analizlere ihtiyacımız var. Ancak bu analizleri hazırlık aşamasında gerçekleştirmiş isek oturup bir mantıksal çerçeve matris hazırlama işine girişebiliriz. Peki nasıl girişiriz? Bir mantıksal çerçeve matris hazırlama bu analizleri yaptıktan sonra 3 tane mantık inşa etmekle olur. Mantıksal çerçeve matrisinin 3 temel mantığı vardır. Bunlar dikey mantık deriz, yatay mantık ve zikzak mantık deriz. Dikey mantığı aslında biraz önce üzerinde durduk. Müdahale mantığı dediğimiz, sonuçlar zinciri dediğimiz. Yani bizi bu genel hedefe ulaşmak için şu proje amacını gerçekleştirmeliyiz. Bu proje amacını gerçekleştirmek için bu sonuçları elde etmeliyiz. Bu sonuçları elde edebilmek için bu faaliyetleri yapmalıyız. Bu faaliyetleri yapabilmek için şu girdilere, şu ön koşullara ihtiyacımız var. Projenin dikey mantığıdır. Projenin mantıksal çerçeve matrisinin, müdahalenin bir de yatay mantığı vardır. Yatay mantığı ise her bir hedef seviyesinde, genel hedef, etki seviyesinde bu hedefe ulaşmak için ilerlemeyi nasıl takip edeceğiz sorusuna verilen yanıtlardan oluşur. Bu genel hedefi hangi kriterler bize gösterecek? O kriterlere ilişkin müdahalemizin değişik safhalarındaki hedeflerimiz neler? Ve bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığımız hangi doğrulama kaynaklarından doğrulanacak, gerçekleştirilecek, gösterilecek? İşte projenin her bir hedef seviyesinde nasıl sorusuna verdiğimiz yanıtlar projenin yatay mantığını oluşturur. Projenin üzerinde nadiren durulan üçüncü mantığı ise zikzak mantığıdır. Zikzak mantığı aslında projenin hipotezlerinin doğrulanmasıdır. Demin dedik ya, bizim başta müdahale mantığı olarak kurduğumuz sonuçlar zinciri bir tür sadeleştirmedir. Bir tür sonuçlar arasında hiyerarşi kurmadır. Bir tür nedensellik ilişkisine indirgemedir. Bunu yaparken, bu sadeleştirmeyi, bu basitleştirmeyi yaparken fazla basitleştirme bedeli ödememek için mantıksal çerçeve matrisi bize bir olanak sunar. O da mantıksal çerçeve matrisinin son kolonu olan varsayımlardır. Biz bu sonucun, bu faaliyetin bu sonuca götüreceğini, bu sonucun o amaca hizmet edeceğini, o amacın o etkinin bir parçası olacağını formüle ederken, iddia ederken, öne sürerken aslında şunları not ederiz. Ben bu faaliyetleri yapacağım ama bu faaliyetleri yapabilmem için şu kamu kuruluşunun iznine ihtiyacım var. Bu bir ön koşul. Bu faaliyeti gerçekleştirdiğim zaman bu sonuçları elde edebilmem için bu faaliyet katılımcılarının onlarla ilgili beklediğim şu varsayımları gerçekleştirmeli ki beni o sonuçlara götürsün. O sonuçların o etkiyi yaratabilmesi için başka varsayımların yerine gelmesi gerekir. Varsayımlar, bir parantez içerisinde değinebiliriz, mantıksal çerçeve yaklaşımıyla değişim teorisi yaklaşımı arasındaki de en temel farklılıklardan bir tanesini oluşturur. Değişim teorisi yaklaşımları varsayımlar merkezli bir yaklaşımdır.
mantıksal çerçeve yaklaşımı ise sonuç zinciri, müdahale mantığı merkezli bir yaklaşımdır. Ama yine de müdahale mantığı içerisinde mantıksal çerçeve matrisi bu varsayımları, hipotezlerimizin dayanaklarını, testlerini göstermeye izin verir. Şöyle bir örnekten hareket edelim. Biz hali hazırda 18-25, 18-30 yaş arasındaki genç nüfusumuzun dünya ile entegrasyonunu, beynelminel bir kültürün parçası olması nihai amacını hedef eden bir proje geliştirmek istiyoruz. Bu bizim nihai amacımız, en ulvi amacımız bu. Bunun için de gerçekleştirmek istediğimiz sonuç, eğitim kurumları içerisinde yabancı dil eğitiminin kalitesini yükseltmek. Çünkü şöyle bir sorun analizine dayanıyoruz. Bizim genç kuşaklarımız yeterince yabancı dil becerisine sahip olmadığı için dünyada olup biten meselelerle yeterince ilişkilenemiyorlar ya da dünyadaki akranlarıyla yeterince bağ kuramıyorlar. O zaman bizim bu genel amaca hizmet etmek üzere belirlemiş olduğumuz amacımız, gerçekleştirmek istediğimiz şey neye dönüşür? Eğitim kurumları içerisindeki yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmak. Bu amacımızı gerçekleştirmek için hangi türden sonuçlara ulaşmamız gerekir? Output'ların, çıktıların elimizde olması gerekir. Buna uygun bir eğitim müfredatına sahip olmalıyız. Buna uygun bir eğitim araç gereç setine sahip olmalıyız. Buna uygun bir altyapıya sahip olmalıyız. Faaliyetlere, bu altyapının oluşturulmasını, müfredatın geliştirilmesini, hepsini planlayabiliriz müdahale mantığı içerisinde. Peki bu noktaya nereden gelmiştik? Varsayımların önemini kurmak için gelmiştik. Tekrar varsayımlara geri dönecek olursak, her bir adımda aslında arka planda seslendirmediğimiz varsayımlarımız var. Mesela milli eğitim sistemi bizim bir kuruluş olarak, diyelim ki bir okulu olan bir vakıfız. Bunu gerçekleştirebilmemiz için bir kere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeleri, yönetmeliklerin buna uygun olması gerekir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ön koşuldur. Birincisi bu faaliyetleri gerçekleştirmek için. Bu faaliyetleri gerçekleştirdik. Okullarda audiovizyal stüdyolar kurduk. O altyapı sonucuna götürmesini bekliyoruz. Fakat buradaki varsayımımız ne? Okulların audiovizyal stüdyoları kurulabilecek fiziksel koşullara sahip olduğunu varsayıyoruz. Eğer sizin okulumuzun böyle bir odası, sınıfı yok ise bizim elimizde gerekli bütçe, kaynak, planlar, programlar, projeler olsa bile bunu gerçekleştiremeyiz. Burada gizli bir varsayım var. Ne? Okulun fiziksel ortamı böyle bir stüdyo kurmaya elverişli. Peki bu varsayım gerçekleşti. Stüdyoları kurduk. Buradan ne bekliyoruz bir sonraki hedefte? İyi eğitim alan öğrenciler sonucuna götürecek mi bizi? Odada başka gizli varsayımlarımız var. O ne? O da mesela şu. Eğitim verecek olan öğretmenlerin bu altyapıyı başarılı bir şekilde kullanacağını varsayıyoruz. Bu da gizli bir varsayımımız. Hayır. Bunu da ilgileri varsayımlar ilgileri olmasını, takip etmesini, benimsemesini varsayıyoruz. Dolayısıyla burada bizim müdahale mantığını indirgerken nedenler arasında hiyerarşik bir ilişki, nedenler sonuçlar arasında hiyerarşik bir ilişki kurarken biz şu kadar kaynak oluşturalım, okullarda stüdyoları yapılalım, yabancı dil eğitimiyle ilgili altyapıyı güncelleyelim, müfredatı güncelleyelim. O da bizi daha iyi eğitim sonucuna götürsün. O da bizi daha beynelminel evrensel bir gençliğe oluştursun. Müdahale mantığını kurarken aynı zamanda her aşamada bazı varsayımları ister istemez hipotezimize içkin olarak kabul ediyoruz. Mantıksal çerçeve matrisi bize ne olanağı veriyor? Zaten ister istemez varsaydığımız bazı gereklilikleri burada göstermemize fırsat veriyor. Dolayısıyla müdahale mantığının zikzak mantığı da burada her sonuç seviyesi
arasındaki hareketin varsayımlar tarafından kontrol edilmesidir. O zaman hızlı bir şekilde mantığı işlediği unsurlara geçelim. Hangi unsurlar var mantıksal çerçeve matrisi içerisinde? Mantıksal çerçeve matrisi temel olarak 4'e 4, 5'e 5 bir tablodur. Bunun en üst satırında en nihai amaçlarımızı formüle ederiz. Avrupa Birliği'nin ekranda gördüğünüz Avrupa Komisyonu'nun güncel rehberlerindeki mantıksal çerçeve matrisi. Impact, overall objective ya da uzun vadedeki genel düzeydeki etkiyi formüle ediyoruz. Burayı büyük resim olarak düşünebiliriz. Burası büyük resim. İçerisinde bizimle beraber değişik aktörlerin de eylemde bulunduğu, tasarrufta bulunduğu, çıkarlarının çatıştığı, geliştiği, sadece bizim bir parçası olduğumuz büyük resim burası. Ama yapmak istediğimiz projenin bununla bir parçası, bununla bir bağlantısı var. Buna etki, bu nihai, bu ulvi amaca hizmet etmesini bekliyoruz. Örneğin bizim yürüttüğümüz projelerin impact seviyesinde genellikle mantıksal çerçeve matrislerimizi de impact'i şöyle formüle ederiz. Sivil toplumun gelişimi yoluyla katılımcı demokrasinin güçlenmesi. Burada bizim bütün çabamızın hizmet ettiği nihai yer katılımcı demokrasinin güçlenmesidir. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin kurulduğu günden bugüne kadar ki bir parçası olmaya çalıştığı büyük resim katılımcı demokrasi resmidir. Dolayısıyla bunu her proje döneminde hazırlarken biraz farklı, biraz konjonktüre uygun, biraz değiştirerek, biraz modifiye ederiz ama en nihayetinde parçası olduğumuz büyük resimde neyi hedefliyor isek impact'te onu yazarız. Genellikle impact'i formüle ederken proje amacıyla karıştırılması gibi sonuçlar. Burada bilmemiz gereken impact'i proje amacından ayıran şey, proje amacının bizim büyük oranda bizim tasarrufumuza bağlı olduğu ama impact'in bizim tasarrufumuzu aşan boyutları oldu. Projeyi 4 dörtlük 10 numara bütün varsayımları yerine gelerek uygulasanız dahi siz impact'in bir parçası olursunuz. Impact'in tamamı değil. Bunun bir de şöyle teknik bir tree vardır. Impact eğer bir hibe programına bir proje teklifi hazırlayan bir sivil toplum örgütü iseniz sizin için impact yani sizin için etki çok büyük ihtimalle hibe programının özel amacıdır. Dolayısıyla bir başlangıç yolu olarak şunu önerebiliriz. Hibe başvuru rehberinde spesifik objektif olarak formüle edilmiş olan hedefler bizim projemiz seviyesinde impact için başlangıç kalkış noktası oluşturabilir. İkinci hedefler seviyesindeki ikinci satırımız bizim projemizin amaçlarıdır. Outcome ya da specific objective. Bunlar projenin çıktıları, sonuçları yoluyla ulaşacağımız, gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerdir. Örneğin bizim kaynak merkezi projemizin birden fazla amacı var. Bu kaç tane amacı olacağı projenin ölçeğine ve demin saydığım başka parametrelere bağlıdır. Ama bir tane olması genel olarak tavsiye edilendir. Burada iki tane amacımız olduğu için OC1 olarak gözüküyor. Bu bizim aslında STÖ'leri güçlendirmek. Peki üçüncü seviyede ne var? Üçüncü seviyede de bu proje amaçlarını gerçekleştirebilmek için elde etmemiz gereken ara sonuçlar, çıktılar, ürünler var. Bunlar bazen output'un ne olduğu konusu değişik seviyelerde output'lar tanımlanabileceği için karışıyor. Ama output'u bu seviyede belki örnekler üzerinden daha sonra soru cevap bölümünde de durabiliriz. Bu faaliyetlerin bir fiil sonuçları değil, faaliyetlerin bizi taşıdıkları ara sonuçlardır. Bir eğitime katılan kişi sayısı değil, o eğitim gerçekleştirdikten sonra o eğitim alan insanlar, katılımcılar üzerinde gerçekleşen
değişimdir output. Deminki örnekten hareket edecek olursak bir faaliyetin çıktısı olarak 18 tane audiovizyal laboratuvar onun faaliyetin çıktısı olarak tanımlanabilir ama burada müdahale mantığı içerisinde sonuçlar ve faaliyetler arasında yer alan çıktı bize şu demektir. Kaliteli yabancı dil eğitimi sağlayacak altyapı. Laboratuvar bunun bir parçasıdır. Laboratuvar dışında formasyon, müfredat, başka girdiler de bu sonuca ulaşmak için geçerlidir. Dolayısıyla hemen faaliyetin yaptığımız zaman ortaya çıkan faaliyetin bir parçası olan çıktıları kastetmiyoruz burada. Faaliyetin bizi götürdüğü yerdeki ürünleri, ara sonuçları kastediyoruz. Burada zikzak mantıkta üzerinde durduk. Projenin mantıksal çerçeve matris içerisinde yer alan unsurlardan biri de varsayımlardır. Örneğin bizim yürüttüğümüz projedeki varsayımlar hem kamu idaresi hem STÖ'ler işbirliği ve diyalog konusunda irade sahibi olmalılar. Biz bunu varsayıyoruz. Eğer hem kamu idaresi hem sivil toplum örgütleri böyle bir iradeye sahip olmazlarsa biz ne kadar eğitim programları geliştirirsek geliştirelim, ne kadar dünya ölçeğinde başarılı programlar yürütürsek yürütelim, burada işbirliği ve diyalog konusunda ilerleme sağlanmaz. Varsayım ön koşulları test etmenin, formüle etmenin belirlenmiş çeşitli yöntemleri var. Bu yöntemler üzerinde de kısaca durmak gerekir. Birincisi, bu varsayımlarla ön koşulları birbirinden ayırmak gerekir. Ön koşullar faaliyetler seviyesindedir. Ön koşul yerine gelmezse zaten o faaliyet yürütülemez. Varsayım ise gerçekleşme ihtimali vardır. Süreç içerisinde ortaya çıkar. Ama ikisinin de en önemli özelliği bir dışsal faktör olmasıdır. Bu dışsal faktör olumsuz ise bunu bir risk olarak görürüz. Ve bu riskin gerçekleşmediği durumu da varsayım olarak kabul ederiz. Dolayısıyla varsayım bir projenin başarısını etkileyen dışsal bir faktöre ilişkin olumlu bir ifadedir. Şimdi dolayısıyla bunu şöyle bir algoritmayla çok basitçe bu algoritmayı Google'dan arayarak her yerden bulmanız mümkün. Bir faktör dışsal mı içsel mi? Önce bunu soruyoruz. Dışsalsa bu algoritmayla şöyle test ediyoruz. Dışsal faktör önemli mi? Değil mi? Önemli değilse sorum yok. Mantıksal çerçeveye dahil etmeye de gerek yok. Önemli ise olumlu gerçekleşme ihtimali nedir? Kesine yakın. Yine biz o zaman kesine yakınsa madem mantıksal çerçeve matrisine dahil etmiyoruz. Orta düzeyde olabilir de olamayabilir de. Öğretmenlerin bu yeni sisteme adaptasyonu. Emin değiliz. Adapte olabilirler de olmayabilirler de. O zaman bunu bir varsayım olarak formüle ediyoruz. Ve varsayımı ekliyoruz. Ya da olumlu gerçekleşme ihtimal dışı. Eğer bir varsayımın olumlu gerçekleşme ihtimali ihtimal dışıysa o zaman maalesef bu proje uygulanabilir bir proje olmaktan çıkar. O zaman hemen gideriz bu dışsal faktörü olumluya çevirecek şekilde değiştirebiliyor muyuz? Projemizi yeniden formüle edebiliyor muyuz? Yani diyelim ki öğretmenlerle ilgili varsayımımızı projenin içerisine alıp öğretmenlerin formasyonunu yükseltmek, motivasyonunu yükseltmekle ilgili bir faaliyet formüle edebiliyor muyuz? Eğer formüle edebiliyorsak projeye dahil ederiz ve proje uygulanabilir hale gelir. Eğer dahil edemiyorsak, ihtimal dışıysa demek ki her fikir uygulanabilir olmayabilir. Her müdahale proje fikri bu da uygulanabilir değil deyip defteri kapatıp analizimize geri döneriz. Tekrar daha derin, daha nitelikli, daha farklı bir analize ulaşmaya çalışırız. Burada bir örnek üzerinden varsayımların nasıl çalıştığını görüyoruz. Herhangi bir kamu kurumunun izni bizim faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için ön koşulsa, gerekliyse onu bir ön koşul olarak formüle ediyoruz. Onun dışında sonuçlar seviyesindeki bizi her adımdan yukarıdaki basamağa götüren bütün dışsal faktörleri varsayımlar olarak belirliyoruz. Gelelim müdahale sonuçlar zinciri dışında mantıksal çerçeve matrisinin ikinci en önemli unsuruna. Bu da yatay mantığın temelini oluşturan
endikatörler yani göstergeler ve bu göstergelerin bugünkü değeri, raporlama zamanındaki herhangi bir tarihteki güncel değeri ve hedef değeri bununla ilgili. Bir de bunları nasıl doğrulayacağımız doğrulama kaynaklarına. Bunların üzerinden hani hepimizin yani bu webinar katılımcılarının hepsinin mantıksal çerçeve matrisi oluşturma, gösterge oluşturma deneyimleri olduğu için ne olduğundan ziyade hemen hızlıca nasıl gerçek formüle edileceği üzerine durmak istiyorum ama ilerlemeden gösterge denilince ilk akla gelen olmazsa olmaz bu smart tablosunu buraya slide'ın içerisine koyalım diye düşündük. İyi bir gösterge, smart bir göstergedir. Smart yeterince ölçülebilir, yeterince spesifik, herkes tarafından üzerinde anlaşılan, ihtiyaca uygun ve bir belli bir zaman çerçevesi içerisinde formüle edilmiş olan göstergedir. Temel olarak mantıksal çerçeve matrislerimizi, log frame'lerimizi OPSIS'e encode ederken zaten pazartesi günü üzerinde duracağız. OPSIS bize göstergelerimizle ilgili hemen iki tane soru soracak. Önce bir soru soracak. Göstergeniz niceliksel mi, niteliksel mi? Dolayısıyla bir gösterge objektif olarak doğrulanabilir bir endikatör ya nicel ya niteldir. Böyle tasnif edebiliriz. Başka açılardan da tasnif edebiliriz ama hem OPSIS'in mantığına uygun olarak hem de en genel tasnif yöntemi olarak objektif olarak doğrulanabilir bir endikatör gösterge ya nicelikseldir ya nitelikseldir. Niceliksel adı üstünde ismiyle müsemma sayılabilir değişimleri gösterir. Niteliksel ise betimlenebilir değişimleri gösterir. Yani bir şeyi, bir değişimi, bir endikatörü, bir kriteri sayabiliyorsak o nicel bir göstergedir. 1, 2, 3, 4, 5, yüzde gibi ifadelerle ama sayamıyorsak ama betimleyebiliyorsak, tanımlayabiliyorsak, tarif edebiliyorsak eğer bu niteliksel bir göstergedir. Hemen çeşitli örneklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Değişik seviyelerde nicel ve nitel gösterge örnekleri. En nihai seviyede, büyük resimde, overall objective'de, impact'te, genel hedef seviyesinde ne tür niteliksel ve niceliksel hedefler tanımlanabilir? Bunların hangi seviyeye denk geldiği, demin geçerken bahsettiğimiz üzere sizin kim olduğunuza ve yapmak istediğiniz müdahalenin ölçeğine bağlıdır. Büyük bir kamu kurumunun yürütmüş olduğu 5 yıllık, 10 yıllık bir programla bir sivil toplum örgütünün yürüttüğü 6 aylık, 12 aylık müdahale aynı seviyelerde göstergelere sahip olamaz elbette ki. Ama biz ortalama geniş kapsamlı bir müdahale, yani bir sivil toplum örgütü tarafından gerçekleştirilebilecek geniş kapsamlı bir müdahaleyi varsayarak şu setleri hazırladık. Niteliksel göstergeler. Vatandaşların kamu hizmetlerinin güvenilirliğini algılaması. Buradaki algı. Bu algıyı bir algı, iki algı diye ölçemiyoruz. Ama algıyı nitelendirebiliriz, betimleyebiliriz, tanımlayabiliriz. Algıdaki değişimi de tanımlayabiliriz. Benzer bir şekilde mesela örgütlenme özgürlüğüne ilişkin mevzuatın niteliği. Bu Avrupa Birliği'nin Genişleme Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı sivil toplum için AB rehberleri isimli bir guideline'dan alınma bir endikatör. Niteliksel bir endikatör. Örgütlenme özgürlüğüne ilişkin mevzuatın niteliği. Türkiye'de örgütlenme özgürlüğüne ilişkin mevzuat, örgütlenme özgürlüğünü destekleyici, koruma altına alıcı, teşvik edici yöndemi yoksa sınırlayıcı yöndemi. Bunu betimleyebiliriz. Ama buna sayarak yanıt veremeyiz. Benzer bir şekilde işçi hakları ile ilgili uluslararası mevzuat, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kaynaklarına uyum derecesi vesaire gibi niteliksel olarak betimlemeye uygun göstergeleri overall objective seviyesinde formüle edebiliriz. Bu seviyede
bu en büyük resim seviyesinde sadece niteliksel göstergeler oluşturmak zorunda değiliz. Niceliksel göstergeler de sayılabilir göstergeler de oluşturabiliriz. Bu göstergelerin de bütün resmi anlatmayabilir ama gösterge nitelikleri halen olabilir. Yani biz buna bakarak halen bazı sonuçlara, bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Mesela Türkiye'deki sivil toplumun gelişimiyle ilgili niteliksel bir hedef. Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin meşru bir aktör olarak kabul edilmesi niteliksel bir gösterge olabilir. Ama mesela biz hak temelli çalışan STÖ'lerin sayısını niceliksel bir gösterge olarak kabul edebiliriz. Bunu sayabiliriz. Hani doğru sayarız, yanlış sayarız ayrı bir konu. Ama bu sayılabilir bir göstergedir. Kişi başına düşen gayri safi, milli hasıla, yaşa dışı göçmen geçişlerinin sayısı gibi makro sayılar hepsi niceliksel göstergelerdir. Outcome, proje amaçları seviyesinde yine niceliksel ve niteliksel göstergeler formüle edebiliriz. Yerel ve merkezi otorite tarafından azınlıkların entegrasyonuna ilişkin politika geliştirmenin kapsamı. Bakın burada daha spesifik hale geliyoruz proje amaçları seviyesinde. Genel makro politika seviyesinden özel olarak bir siyasa seviyesine iniyoruz. Oradaki niteliksel değişimi ya da düşük emisyon geliştirme stratejilerinin benimsenmesinde ilerleme derecesi iklim değişikliği ile ilgili bir müdahalenin özel amaçları, proje amaçları seviyesindeki göstergesi olabilir. Ulusal sınır yönetimi stratejisinin eylem planlarına aktarılma derecesi olabilir. Benzer bir şekilde bu seviyede de sadece niteliksel göstergelerle hareket etmeye mahkum değiliz. Burada da biraz kurcaladığımızda, biraz düşündüğümüzde çıkarım yapabileceğimiz sayılabilir endikatörler, kriterler de bulabiliriz. Stratejik planlarını geliştiren STK'ların sayısı, sınır yönetiminde işbirliği ve yürürlükteki düzenleme sayısı, adalet hizmetlerine erişimi olan kişi sayısı gibi. Niceliksel gösterge geliştirmek output düzeyinde biraz daha kolaydır. Genellikle en rahat burada geliştiririz. Kamu çalışanları içerisinde hizmet eğitimi alan kadın personelin yüzdesi, iletişim eğitimlerine katılarak becerilerini geliştiren STÖ temsilcisi sayısı, kamu kurumlarında çalışan kadınların yüzdesi gibi sayılabilir nicel kriterleri gösterge olarak formüle edebiliriz. Aynı şekilde output seviyesinde sadece nicel gösterge yazmak zorunda değiliz. Output seviyesinde de nitel göstergeler de yazabiliriz. Bunlar kapasiteye, kapsama ilişkin göstergeler olacaktır. Peki, bu göstergeler çerçevesinde belirlediğimiz mevcut durum, hedefler, ara dönemli hedefler, bunlara ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl takip edeceğiz ve göstereceğiz? Ne dedik? Mantıksal çerçeve matrisinin iki fonksiyonu, iki amacı var. Birincisi projeyi yönetmek, hem tasarlamak ve yönetmek, hem de aynı zamanda sunmak, anlatmak, aktarmak. Dolayısıyla bu sonuçlara ulaşıp ulaşmadığımızı hem kendimiz görüp hem de gösterebilmemiz için doğrulama kaynaklarına ihtiyacımız var. Doğrulama kaynakları da bu göstergenin nitel ya da nicel göstergeyi nerede bulacağımız? Genellikle idari kayıtlar, yönetim raporları, rutin istatistikler, projeden yararlananla yapılan görüşmeler, mülakatlar, örnekleme dayalı alan çalışmaları, anket çalışmaları, hatta bazı konularda tam sayım çalışmaları gibi doğrulama kaynakları olabilir. Şöyle hemen pazartesi günü üzerinde duracağız ama kısaca bir iyi haber vereyim önceden. Opsis içerisinde önceden tanımlanmış çok sayıda doğrulama kaynağı mevcut. Dolayısıyla bundan sonra mantıksal çerçeve matrislerimizi hazırlarken hem göstergeler için önceden tanımlanmış geniş bir gösterge seti var hem de geniş bir doğrulama kaynakları var. Elbette ki biz kendi doğrulama kaynaklarımızı, kendi log frame'imize işlememiz için bir olanak veriyor Opsis. Ama buna ek olarak Opsis bize düşünürken bu doğrulama kaynakları neler olur, bunları keşfetmeye çalışırken bir hazır listede veriyor.
oldukça iyi, geniş hazırlanmış bir liste olduğunu şimdiden söylemiş olayım. Zaten halihazırda OPSIS'i kurcalamış olanlarınız da bunu görmüş, deneyimlemişlerdir. Doğrulama kaynakları ile ilgili temel problem şudur. Ne kadar kesin sonuca ulaşmak istersiniz, ne kadar karmaşık, ne kadar derin olarak göstergelerinizi doğrulamak isterseniz o kadar yüksek maliyete katlanmanız gerekir. Bu maliyetin ne kadar olabileceği projenizin müdahale mantığı içerisinde belirlenmesi gerekir. Yani burada doğrulama kaynaklarınız için vakfedeceğiniz bütçeyi belli bir mantıksal eşiğin üstüne çıkarttığınız zaman bu sefer müdahalenin mantığı anlamsızlaşacaktır. Dolayısıyla burada bir optimum nokta bulmak gerekir. Ama her koşulda projenin içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, bu faaliyetlerle ilgili yapılan dokümantasyon, projenin kendisinin ara raporları, final raporları ve bu projenin yürütüldüğü alandaki kamu idaresinin yayınlamış olduğu stratejik plan, istatistik gibi genel kaynaklar en genel doğrulama kaynaklarıdır. Bugün itibariyle yürürlükte olan mantıksal çerçeve matrisi aşağı yukarı ekrandakine benziyor. 2018 yılında bunda küçük bir değişiklik yapıldı ama biz hala bu webinarın bütün katılımcılarının kontratlarının ekinde ekrandaki format geçerli olduğu için bunu göstermek istedik, paylaşmak istedik size. Ha geçerken şey de söyleyelim, yapılan değişiklik de aslında çok küçük bir değişiklik. Göstergelerde, yatay mantıkta baseline'dan sonra current value'den önce olmak üzere target value araya alındı. Yani bundan sonraki mantıksal çerçeve matrisi geliştirirken yatay mantıkta önce endikatörü, kriteri, göstergeyi belirleyeceğiz. Sonra onun mevcut durumundaki verisini yazacağız. Sonra önce en nihai hedefimiz neyse onu yazıp sonraki kolonlarda current value'ları yani referans tarihteki değerlerini gireceğiz. Değişiklik bu. Şimdi bu tablonun üzerindeki bütün unsurları sunuş sırasında ele almış olduk. Bu tablo üzerinde sizinle paylaşmak, konuşmak istediğim genellikle ihmal edilen bir küçük teknik detay var. Bu da mantıksal çerçeve matrisinin kodlanması. Bizim de zaman zaman bu kodlamayı ihmal ettiğimiz, gözden kaçırdığımız, yanlış yaptığımız oluyor. Ama mantıksal çerçeve matrisinin müdahale zinciri içerisindeki ilişkileri takip etmek için oluşturulmuş olan bir kodlama sistemi var. Bu kodlama sistemi specific objective ya da outcome ya da proje amaçları seviyesinden başlıyor. Ve biz burada ulaşmak istediğimiz amacı OC harfleriyle gösteriyoruz. Bir müdahalenin bir tane amacı varsa o OC1, iki tane amacı varsa OC1 ve OC2 yapıyoruz. Bu projenin spesifik amaçları OC1, OC2. Alt satıra geçtiğimizde outputlarda ise projenin müdahale mantığı bize şunu söylüyor. Dedik ya sonuçlar arasında hiyerarşik bir ilişki kurulacak diye. Her bir output'un yani ara sonucun hizmet ettiği bir proje amacı olmalı. Bir tane ise hepsi o OC1'e hizmet etmeli. Ya da iki tane ise altta tanımlanmış olan her bir output, her bir ara ürün, her bir ara sonuç bir outcome'ı, bir proje amacını gerçekleştirmek için formüle edilmeli. Varlık gerekçesinin nedenini oradan almalı. Onunla ilişkili olmalı. O yüzden onu göstermek üzere her bir output'u iki desimalle gösteriyoruz. İki rakamla gösteriyoruz. Arada noktalayarak. OP11 projenin birinci amacına hizmet eden birinci output demektir. OP12 projenin birinci amacına hizmet eden ikinci output demektir. OP13 projenin birinci amacına hizmet eden üçüncü output demektir. Keza OP
8 1 demiş olsaydık projenin 8 tane amacı olduğunu, demek ki bayağı görkemli bir projeden bahsettiğimizi düşünürdük. 8 tane amacı olduğunu düşünürdük. Yani dolayısıyla birinci desimal output kodlarken birinci desimal projenin özel amacını, ikinci desimal o özel amaç için kaçıncı output'tan bahsettiğimizi gösterir. O zaman sen bir şey söyleyeyim. Verdiğimiz, kullandığımız örnekte milli eğitim sisteminde dil öğreniminin geliştirilmesinde 1.1'e laboratuvarların kurulması, 1.2'ye müfredatın geliştirilmesi gibi, videoların gibi gelişmesi diyebiliriz. Ve buradan kodlamamız müdahale mantığı içerisinde bir alt seviyede aynı mantığı, aynı sisteyi takip eder. Her faaliyetin bir kodu vardır. A harfiyle aktivitenin A'sıyla, yani İngilizce aktivitenin A'sıyla başlayan 3 desimalden oluşur. Her faaliyet. Birinci desimal projenin amacını, ikinci desimal output'unu, üçüncü desimal ise aktivitenin numarasını gösterir. Dolayısıyla projenin içerisindeki bütün faaliyetlerin ilişkide olduğu, hizmet ettiği, onu gerçekleştirmeye çalıştığı output'u da proje amacına da sadece faaliyetin koduna bakarak görebiliriz. Bunlar üç desimal faaliyetler için ana faaliyet başlıkları içindir. Projenin derinliğine göre, kapsamını ölçeğine göre bu 4-5-6 desimale, yani alt faaliyetlere çıkarılabilir. Yani bir faaliyet kodu A1128 ise olabilir bu. Bu birinci proje amacının birinci output'unun ikinci ana faaliyetinin 8. alt faaliyeti demektir. Bu kodlama da bizi hem projeyi geliştirirken hem projenin farklı yönetim araçları arasında ki uyumu, tutarlılığı koordine ederken, bu arada mantıksal çerçeve matrisi projenin 3 yönetim aracından biridir. Aynı zamanda bütçesi ve eylem planı da 2 tane diğer yönetim aracıdır. Dolayısıyla bunlar arasındaki uyumu da kolayca teşkil edebilmek, oluşturabilmek için bu kodlamalar çok faydalıdır. Eğer bu kodlamalar henüz bizim mantıksal çerçeve matrislerimizde yapılmamışsa bunları yapmakta fayda var. Ayrıca bu kodlamalar bizi projenin dikey mantığını inşa etmeye zorlar. Her bir faaliyet için onun ilişkide olduğu output ve onun ilişkide olduğu proje amacını formüle etmek zorunda kalırız zaten. Dolayısıyla bu slaytta da buradaki kodlamayı gösteriyorum. Biz o zaman isterseniz tamamlayalım Ozan. Evet, bugünkü mantıksal çerçeve matrisinde bir giriş niteliği taşıyan webinar oturumumuz sona eriyor. Bizi dinlediğiniz için, bizimle vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın. Teşekkür ederim.